Ben eskiden hep odunları ben keserdim. Nerede? Ben işte kestim. Sen odunları keserdim derdim. Ben hayvan kesiniz yani yarı ücretleri hep ben keserdim üzerden. Eskiden hep öyleydi. Evet arkadaşlar, kışlık fındık odunlarından hazırlıyoruz. Onları da değerlendirmiş oluyoruz yani böyle. Ormana uyana uyana atmıyoruz. Malum biz köylüyüz. Köyde yaşıyoruz. Gerekli bir şey yani. Aferin, bayağı kesiyorsun ha. Ya diyorum ya, ben şimdi bu soralık kesmiyorum. Önceden hep ben keserdim odunları. İncesini şeyle keserdik o zaman. Motor yoktu zaten. Nerede? Babanın evindeyken mi? Babanın evinde değil. Nerede? Bizim orada mı? Bizim orada da. Allah Allah, ben hiç hatırlamıyorum. İncesini ben keserdim. Sen böyle keser bırakır gurbete giderdin. Onları yarardım, düzerdim. Unuttun mu onları? Bilmem, ben sanki ben hep keserdim, öyle geliyor bana. Ben boylu odun çok kesmişim, sen yokça. Ben odunu keserdim de sen her zaman olmazdın, sen giderdin çalışmaya. İllaç. O zaman hep ben keserdim bunları. Hani şeyde odun kesmiştik, babam yarmıştı ya, o seneler nasıl oldu? Sen o sene... Aha. O seneler yoktu, o seneler... Gözünü atlar ha. Ben çok yapmışım yani. Bak. Profesyonel baltacı belli oluyor yani. Onun baltası daha büyük, benim çok küçük. Onunkinden benimki aynı mı? Bir baltalara bak. Ama tabii onu ben kaldırıp kesemem, o da var. Bana bundan daha iyi kesiyor. İlla ki. Bunları tep baltayla mı kesiyorsun? Kalın yerlerini motorla baltayla kesilebilecek yerleri baltayla. Ha, burada bir orak var, burada unutmayın onu. Öyle bizim hanım kesmeye denedi de olmadı. Zor Evet arkadaşlar, şimdi de motor ile biraz kalınları kesiyorlar. Aynı benzinli gibi. Benzinli daha iyi. Yenilenebilir, yenilenebilir enerji. Doğa evet. Dostu. İyi kesilmiş. Ben de bir tane alacağım onlardan. Ne zaman almışsın? Yeni mi yoksa eski mi? 10 sene önce aldım 250 lira. Ha.
Şimdi 2,5 vardır bir açı. O da şey ama bak markası güzel sanki. Abi Castor. Avrupa. Ben ağzı bozuk ben. Bütün odunlarımı buraya keserim evin önünde. Benzine para vermek de iyidir ama gürültüsü zırıltısı yok. Bas çalışsın bırak dursun. Evet. Güzel ya. Benzin ne olsa şimdi çabuk çabuk benzin yakayım. Benzinliyle keselim. Çabuk çabuk durmak yok. Benzin adam ne kadar hızlı ederse o kadar kar kazanacak. Kesin Yasemin ayırmış ki kessin diyor. Güzel. Orayı ben kesmişim. Becerdim hiç mi ya? İlla. Bunlar da Koçka'da var. Koçka'da ayırmış. Koçka nedir? Ayırmadı ki. Herek yani, de. Yok o çok kalın. Rize'de Koçka değiller. Ondan onlar. Yani ucunu sağlayacaksın ya. Gel motorla keselim gel. Ya ucunu al da keselim de. Al da kenara ayır ucunu. İnce yerlerini. Birkaç tane bir de kesene. Daha bu önce de aslında orada çok çok güzel aldı. Ha? O doğrusu daha güzel kesmişti. Bazı yardımları koydu sobaya yanmadı biliyor musun? Bunlar yaş. Yok bunlar da bunlar daha yaştır ya. Yeni yağmur yağmur. Onlar değil abi çalılar. Bunlar kuruydu. Bunlar kuru da yağmurdan ıslanmış. Bunları fındık zamanında mı kestin yoksa şimdi mi? Fındıktan. Fındıktan sonra. Biraz daha böyle dursa çuvalda dursa da yanar. Yanar ama fındık zamanı kesilenler taş gibi olmuş. Kurumuşlar daha biraz. Bunlar çok ince, bunlar motorluk değil ki. Baltayla. Kalın yerlerini. Elektrikli motor ufak. Babam kesmiş ablam, aç değil. Aldığı problem öyle bir güzel kadar çıkacak. Bak hadi bir tutuşturmalık şeydi. Olmaz. Oduna neyine gideceği belli olur mu?
Neyse baltayı kendi haline bırakmayın. Ama o yanımda izli vurursam birden atlar vururam. Ya beni ya şey diye. Yasemin baltayı kendi halinde mi bırakıyor? Kendi haline bırakıyormuş. Ya niye kesemedin? Yok baltayı hiç kesmiyor. Yok. Kütüpte iş yok. Yok diyorum gel kütüpleri değişelim. Yok baltalar değişelim. Onu alayım onu kaldıramıyor. Ondan sonra kendi haline. Haber değil. Sen kes bakalım. Yok şimdi kesiyor. Ya o zaman haberle. Haberle değilim bu kesmiyor diyelim. Baltayı düz... Baltayı düz vurmayacaksın, çapraz vuracaksın. Biliyorum, şimdi alıştım. Aha. Şimdi oraya böyle adam değil mi? Sinirlenip hızlı vurmuş. He, sinirlendi, bu kestim. Niye kestin? Kaldı. Şimdi kesiyorum. Şimdi alıştım. Ben bunları da kestim. Ama sen hiç odun kestirmemiş herhalde ama. Kim? O odun kesmemiş ki. Nereden odun kesti? Çay toplamış, çaydan başka. Çay toplaması da ne? Evde bir de evde pasta masla yapmasını çok severdi işte. Duyuyor musun Fatih? Evet. Ama şimdi ne hikmetse bildiği işleri yapmayı, bilmediği işleri daha iyi yapıyor. Tamam. Her şeyi bileceksin ama yapmayacaksın da. Yani sen her şeyi çalışmak falan farklı geliyordu ona, şimdi farklı geliyor. Ha bunlar kuru diye alıyorum ama. Evet arkadaşlar, bu şekilde böyle işte kışlık odunumuzu hazırlıyoruz. Kışın kar yağdı mı sıcak sıcak yakıp yanında çay içeceğiz inşallah. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.